Herkese merhaba arkadaşlar. Miray Yayınları'nın AYT Kimya Deneme Kitabı'ndan ikinci denemeyi çözüyoruz bu videoda sizlerle beraber. Hemen başlayalım. Soru 1. Atom numarası 23 olan vanadyum atomunun artı 3 yüklü iyonunun temel el elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Önce ne yapacağız? Bu vanadyum atomunu nötrmüş gibi düşünüyoruz. Yani 23 elektron olacak şekilde elektronlarını dağıtıyoruz. 23 elektron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. 23'e kadar yazdım. Daha sonra artı 3 yüklü iyon yani 3 elektron verecek. Elektronu nereden verir? Elektronu en dış katmandan verir. En dış katman neresi burada? 4. katman. Dolayısıyla 2 elektron buradan gidecek. 1 elektron buradan gidecek. Yani vanadyumun artı 3 yüklü iyonunun temel hal elektron dağılımı, bakın şurada 18 elektron var. Buna kısaca argon diyebiliriz. Sonra da 3d2 şeklinde bitecektir diyoruz. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı oluyor. İkinci soru. Bilgiler vermişler bize burada. Buna göre aynı periyotta bulunan XYZ baş grup elementlerinin grup numaraları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Aynı periyotta bunlar yani şöyle yan yana bulunacaklar. Şöyle yan yana bulunacaklar. Z elementi bir soy gazdır. Demek ki Z8A grubunda en sağ tarafta. Y-3 iyonunun temel hal elektron diziliminde en son terim 3P6'dır. Şimdi -3 ne demek? -3 yüklü demek. 3 elektron almış demek. 3 elektron almadan önce bu nasıldır? 3P3 şeklindedir. 3 elektron aldığında -3 yüklü iyon haline geçtiğinde 3P6'ya dönüşmüş. 3P3 ile bitiyorsa bu ne demek arkadaşlar? 3P3 ile bitiyorsa bu 5A grubunda demek, değil mi? Bir arkasında da 3S2 olacak. 3S2 3P3'te bittiğinden dolayı değerli elektron sayısı 5, yani 3. periyot 5A grubu. Peki burası 8A grubuydu. 7A 6A 5A şuraya denk geliyor. Buraya da Y dedik. X atomunun değerli elektron sayısı 6'dır. Değerli elektron sayısı 6 ise bu 6A grubunda olduğunu gösterir. O zaman X atomunu da şuraya yerleştirelim. Grup numaralarını kıyaslıyoruz şimdi. Burası 5A grubuydu. Burası 6A grubu. Burası da 8A grubu. Yupak'a göre 15. grup, 16. grup, burası da 18. gruptur. Buna göre Z büyüktür, X büyüktür, Y. Yani doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Soru 3. Mol sayıları eşit olan aşağıdaki belirtilen koşullarda bulunan gazlardan hangisinin davranışı ideal gaz davranışına en yakındır diye sormuşlar. Gerçek gazların ideal gaz gibi davranmaları için ne gerekiyordu? Düşük basınç, hemen şuraya yazalım şöyle. Düşük basınç, yüksek sıcaklık, bir de düşük molekül kütlesi. Şartlarında ise gaz daha ideal davranıyordu. Tanecikler arası etkileşim azaldığından dolayı bu şartlarda etkileşim azsa ihmal edilebilir. O zaman ideal gaz davranışına daha yakındır diyorduk. Yani düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük molekül ağırlığı değerlerini alacağız arkadaşlar. Baktığımızda düşük basınç, yüksek sıcaklık ben B ve E şıklarını görebiliyorum. Aynı şartlar bakın. Molekül ağırlığına baktığımız zaman da molekül ağırlığı küçük olanı tercih edeceğimiz için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Yani 1 atmosfer basınçtaki 546 Kelvin'deki molekül ağırlığı 28 gram bölü mol olan azot gazı bu gazların içerisindeki en ideal gazdır diyebiliriz. Geldik 4. sorumuza arkadaşlar. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. X katısının. Buna göre 40 santigrat derecede 250 gram saf suda bir miktar X katısı çözülerek hazırlanan doymuş çözeltinin kütlesi ne kadardır? Grafiğe göre 40 santigrat derecede 100 gram su kaç gram madde çözebiliyor? 72 gram madde çözebiliyor. O zaman 100 gram su 72 gram X katısı çözebiliyorsa 250 gram su ne kadar X katısı çözebilir? Buradan X eşittir 250 çarpı 72 bölü 100 diyoruz arkadaşlar. Sıfırları sadeleştirelim. İki tarafı da 5'e bölelim. 2 burası 5. 72 2'ye bölüyoruz. Burası 36. 5 çarpı 36'dan x eşittir 180 olarak bulunuyor. Yani 180 gram x katısı çözüyor. 250 gram da su var. O zaman 250 artı 180 çözeltimizin toplam miktarıdır. Bu da ne yapar arkadaşlarım? 350 430 yapar. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır. Soru 5.
Entalpi değişimi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın kesinlikle demiş, dikkat etmemiz lazım. 25 santigrat derecede bütün elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır. Oo, bütün elementler diyor. Lütfen dikkat edelim. Mesela 25 santigrat derecede hidrojen gazının oluşum entalpisi sıfırdır. Mesela demir katısının oluşum entalpisi sıfırdır. Civa sıvısının oluşum entalpisi sıfırdır. Ancak aynı sıcaklıkta hidrojen sıvısının, bakın bu element ama sıvı halde, demir sıvısının veyahut da civa katısının oluşum entalpisi sıfır değildir. Elementlerin 25 santigrat derecedeki en kararlı hallerinin oluşum entalpisi sıfırdır. Yani biz sıvı hidrojen elde etmek için bir enerji değişimi yapmak zorundayız. Sıvı demir elde etmek için bir enerji değişimi yapmak zorundayız. Ya da katı civa elde edebilmek için bir enerji değişimi yapmak zorundayız. Dolayısıyla bunların oluşum entalpisi sıfır değildir. Birinci öncül yanlış. 2. Tepkime entalpisi tepkimedeki maddelerin fiziksel haline bağlıdır. Tabii ki bağlıdır. Fiziksel hal değiştikçe açığa çıkan enerji veya alınan enerji miktarı değişir. Egzotermik tepkimelerde delta H değeri sıfırdan küçüktür. Doğru. Endotermik olduğu zaman da sıfırdan büyük oluyordu. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3, yani E şıkkıdır diyoruz arkadaşlarım. İlk 5 soruyu geride bıraktık. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki denge tepkimelerinden hangilerinin derişimler türünden denge bağıntıları doğru verilmiştir diye sormuş. Derişimler türünden denge bağıntısını biz nasıl yazıyorduk? Ürünlerdeki maddelerin derişimleri, eğer varsa katsayılarını da üst olarak yazıyoruz, bölü girenlerdeki maddelerin derişimleri, eğer varsa katsayılarını yine üst olarak yazıyoruz. Katıları ve sıvıları almıyoruz. Sadece gazlar ve suda çözülmüş maddeler alınıyor. Buna göre birinciye bakıyorum. Katı olanları yazmamış. Ürünlerdeki karbondioksiti yazmış. Doğru. İkinciye bakıyorum. Hepsi gaz olduğundan dolayı hepsini yazmış. Ürünler bölü girenler demiş. Bakın katsayılarını da üst olarak belirtmiş. Demek ki bu da doğru. Üçüncüye bakıyorum. Sıvı olan maddeyi yazmamam lazım ama burada bakın sıvı olan maddenin derişimini yazmışlar. O yüzden üçüncüsü yanlış. Son öncüle geldiğimizde katıları yazmayacağız arkadaşlar. Ürün bölü giren yapmam gerekiyor. Çinkonun derişimi bölü bakırın derişimi. Bu da doğrudur. Bize doğru olanları sorduğundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 4, yani D seçeneğidir. Soru 7. Metan gazının molar yanma entalpisini standart koşullarda hesaplayabilmek için hemen metan gazının yanma tepkimesini yazalım. Metan bir hidrokarbon bileşiğidir ve hidrokarbon bileşikleri yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar. Tepkimeyi denkleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın burada 4 hidrojen var. Şuraya 2 yazmam gerekir. Hidrojenler eşit şu anda. Karbonlar zaten eşitti. Oksijenleri eşitleyebilmek için de ürünler kısmında toplam 4 oksijen var. Şuraya 2 yazarsam 2 kere 2 4 oksijen yapar ve eşitlenmiş olur. Buna göre arkadaşlar biz delta H değerini nasıl hesaplıyoruz? Delta H değerini ürünlerdeki maddelerin oluşum entalpilerinden girenlerdeki maddelerin oluşum entalpilerini çıkartarak hesaplıyoruz. O zaman bize karbondioksitin, suyun ve metan gazının standart oluşum entalpisi lazım. Ama oksijeninki lazım değil. Neden? Çünkü oksijen gaz halinde bulunduğu için zaten oksijenin standart oluşum entalpisi sıfırdır. Buna ihtiyacım yok. Bakıyorum o zaman. Bu tepkimenin delta H değeri suyun standart oluşum entalpisidir. Bu tepkimenin delta H değeri karbondioksitin standart oluşum entalpisidir. Bu tepkimenin delta H değeri de metan gazının standart oluşum entalpisidir. Nereden biliyorum? Elementlerinden 1 mol oluşmuş, elementlerinden 1 mol oluşmuş, elementlerinden 1 mol oluşmuş. Demek ki bunlar bu maddelerin oluşum değerleri. O zaman ben bu üçünü de biliyorsam ürün eksi giren yaparak metan gazının yanma reaksiyonundaki entalpi değişimini hesaplayabilirim. Cevabım E şıkkıdır. Soru 8. Belirli bir sıcaklıkta kalsiyum karbonat katısının, bunun arkadaşlar yaygın adı da kireç taşıdır bu arada, TYT kısmında lazım olabilir, bilmemiz lazım. Çözünürlük çarpımı KCC değeri 10 üzeri eksi 10 olduğuna göre bu katının aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğünü sormuşlar. Çözünürlük KCC sorularını gördüğünüzde direkt olarak arkadaşlar size verdiği suda az çözünen tuzun iyonlaşma dengesini yazın bir kere. Kalsiyum artı 2, karbonat eksi 2. Hemen şuradan diyoruz ki kalsiyumdan S kadar iyonlaşırsa karbonattan da S kadar iyonlaşır. KCC değeri kalsiyum iyonlarının derişimi çarpı karbonat iyonlarının derişimidir. Bu da 10 üzeri eksi 10'a eşitmiş arkadaşlar. O zaman iki tarafında karekökünü alırsanız, burası S'nin karesi yapıyor çünkü. Buradan S eşittir 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulunur. S dediğimiz değer de çözünürlük değeridir. Zaten çözünürlüğü sormuş. Demek ki cevabımız ne? Cevabımız C şıkkı. Geldik 9. soruya.
Alüminyum metali potasyum hidroksit sulu çözeltisi ile denklemine göre tepkimeye girmektedir. Bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Bakıyoruz bakalım hangileri doğruymuş. Şimdi bir redox tepkimesidir, yani bir indirgenme yükseltgenme tepkimesi midir? Şöyle bir tiyo verelim size burada. Yani bunu kullanabilirsiniz. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Eğer reaksiyonda tek başına bir element varsa burada ve burada olduğu gibi o tepkime %99,9 redox tepkimesidir arkadaşlar. Ne olmuş bakın burada? Alüminyumun yükseltgenme basamağı sıfırken artı 3'e yükseltgenmiş. Alüminyum artmış. Hemen şöyle gösterelim. Alüminyum artı 3'e 3 elektron vererek yükseltgenmiş. Bakın buradaki hidrojen artı 1, buradaki hidrojen 0. Elemental halde olduğu zaman 0 oluyor arkadaşlar. Hidrojen artı 1'den elektron alarak 0'a indirgenmiş. Yani bu bir redox tepkimesidir. Alüminyum metali indirgendir. Buraya lütfen dikkat edelim. Alüminyum yükseltgenen maddedir. Ve yükseltgenen madde indirgen özellik gösterir. Dolayısıyla bu da doğru. Hidrojen gazı İndirgenme ürünüdür. Evet, hidrojen gazı indirgenme ürünüdür. Bunun indirgenmesiyle oluşmuştur. Yani bu sorunun cevabı da E şıkkı oluyor arkadaşlarım. Geldik 10. soruya. Yukarıda denklemi verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. Şimdi bakıyorum. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı 1 olur. Bunu yazmam lazım. Hemen şöyle şuraya yazayım arkadaşlar. Buradaki kalayın yükseltgenme basamağı kaç? 0. Şurayı şöyle hatta temizleyebiliriz. Onunla bir işimiz kalmadı. Kalayın yükseltgenme basamağı 0. Diğer taraftaki kalayın yükseltgenme basamağı kaç? Hidrojen artı 1. Oksijen de eksi 2 alıyor. Toplamlarının 0 olması lazım. O zaman artı 2 hidrojenden gelecek. Artı kalay eksi 6 oksijenden geldi. Eşittir 0 dedim. Buradan kalay kaç çıkar? Buradan kalay artı 4 çıkar. Kalay 0'mış artı 4 olmuş. Yani 4 elektron vererek yükseltgenmiş. Gelelim azota. Bakın buradaki azot hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Artı 1 hidrojenden geldi. Artı azot eksi 6 oksijenden geliyor. Eşittir 0 dersen buradaki azot kaç? Artı 5. Azot artı 5. Peki diğer taraftaki şuradaki azot kaç? Oksijen eksi 2. Eksi 4 yapar. Azota da artı 4 kalır. 1 elektron alarak indirgenmiş. Şimdi bunların tamamını temizledim. Alınan verilen elektron sayısının eşit olması lazım. 4'te 4 olacak. Demek ki ben azotu kaçla çarpıyorum? 4'te çarpıyorum. Gelelim şimdi reaksiyona. Bakın şurayı azotun olduğu yeri 4 ile çarptım. Burayı da 4 ile çarptım. Şu anda indirgenen ve yükseltgenen maddeler yani kalay ve azot eşitlenmiş oldu. Gelelim diğerlerine. Hidrojen ve oksijeni. Hidrojenleri denkleştirmeye çalışıyorum. Girenler kısmında 4 hidrojen var. Nitrik asitin içerisinde. Ürünler kısmında da 4 hidrojen var. Bakın ikisi burada, ikisi burada. Dolayısıyla hidrojenler zaten denk. Bakalım oksijenler denk mi? Girenler kısmında yani şu tarafta 4 kere 3 12 oksijen var. Bakın şurada 3, şurada 8, burada 1. Hepsini toplarsam 12 tane yapar mı? Yapar. Demek ki oksijenler de eşit. Yani ben aslında şu anda bu tepkimeyi bu haliyle denkleştirmiş oldum arkadaşlarım. O zaman suyun katsayısı 1 olur. Doğru bir ifade mi? Evet, doğru bir ifade. H2SNO3 bileşiğindeki SN'nin yükseltgenme basamağı artı 5'tir. Bulmuştum ben SN'nin yükseltgenme basamağı kaçtı? Bakın yukarıda yazıyor. Artı 4. O yüzden bu yanlış. 1 mol nitrik asit 1 mol elektron almıştır. Bakın buradaki azot artı 5'ti. 1 elektron aldı artı 4'e düştü. Yani 1 molü 1 mol elektron alarak buna dönüşüyor. 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuzun cevabı ise C şıkkıdır. Son 3 sorumuza geldik. 11. soru. Lewis formülünü sormuşlar. Hangisinin Lewis formülü yanlıştır? Şimdi bakalım. Hangisinin Lewis formülü yanlış arkadaşlar? Bunu çok rahat görebileceğinizi düşünüyorum aslında ben. Cevabımız D şıkkı. Peki burada nesi yanlış hocam? Şu yanlış. Ben hemen doğrusunu buraya çizeyim. Şöyle. Burada herhangi bir problem yok. Burada da herhangi bir problem yok. Burada da herhangi bir problem yok. Hocam sorun nerede o zaman? Bütün bileşiği çizdin. Sorun şurada arkadaşlar. Oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri. Bunları yazmamışlar. Oksijenin üzerinde bakın aynı su molekülünde olduğu gibi ortaklanmamış elektron çiftleri olmalı. Burada elektron çiftlerini koymadıklarından dolayı eksik bırakılmış. Yani D şıkkının Lewis formülü yanlıştır diyoruz. Geldik 12. soruya. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Tepkimenin birinci basamağı endotermik, ikinci basamağı egzotermiktir. Hemen bakalım. Bakın tam şurası basamakların ayrıldığı yer.
Yani burası birinci basamak, şu taraf, şu taraf da ikinci basamak. Baktığınızda birinci basamakta düşük enerjiden başlayıp yüksek enerjide bitirmiş. Yani enerji artmış. Dolayısıyla birinci basamak endotermiktir. İkinci basamakta yüksek enerjiden başlayıp düşük enerjiye gelmiş. Enerji değeri azalmış. Bakın aşağı doğru ok işareti. Dolayısıyla egzotermiktir. Birinci öncülümüz doğru. Birinci basamak endotermik, ikinci basamak egzotermik. İkinci basamak tepkime hızını belirleyen basamaktır. Tepkime hızını belirleyen basamak arkadaşlar yavaş basamaktır. Yavaş basamakta aktifleşme enerjisi büyük olan basamaktır. Aktifleşme enerjisi ne kadar fazlaysa tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Birinci basamağın aktifleşme enerjisi bakın şuradaki fark kadardır. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi ise şuradaki fark kadardır. Gördüğünüz gibi birinci basamağın aktifleşme enerjisi ikinci basamağın aktifleşme enerjisinden büyük. Dolayısıyla birinci basamak yavaş, ikinci basamak hızlıdır. Hızı da yavaş basamak belirlediğinden dolayı hızı hangi basamak belirler burada? Birinci basamak belirler. İkinci öncülümüze yanlış dedik. Net tepkime egzotermiktir diyor. Net tepkimeye baktığımızda bakın şurada başlamış, burada bitmiş. Enerjisi ne olmuş? Azalmış. Yani net tepkime egzotermiktir. Doğru bir ifade oluyor. O zaman sorumuzun cevabı D şıkkıdır demeliyiz arkadaşlar. Ve son sorumuz. Diyor ki soruda okul arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine giden Mert, bukalemunların renk değiştirdiklerini görmüş ve bunun nedeniyle ilgili internette yaptığı araştırmadan bukalemunların aslında yapılarının değişmediğini, bakın dikkat edin yapılarının değişmediğini, derilerinde bulunan küçük kristallerin deri hücrelerinin kasılıp gevşemesiyle yer değiştirerek, bakın ne diyor? Derilerinde bulunan küçük kristallerin yer değiştirerek yaklaşıp uzaklaşması sonucu yansıyan ışığın renginin değiştiğini yani görünüm değiştiğini öğrenmiştir. Mert bu olayı kimya dersinde öğrendiği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirmesi mantıklı olur demişler. Uyarılma sonucunda atomun farklı renklerde ışık yayması değil arkadaşlar. Allotropların farklı atom düzeni ile farklı renklerde olabilmesi. Bakın ne diyor? Farklı düzenle farklı renklerde olabilme. Bak ne diyor burada? Yapılan değişimin küçük kristallerin yer değiştirerek yani farklı düzenlenmesiyle farklı renk verdiğini söylüyor. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Evet, ikinci denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denememiz yarın olacak. Üçüncü denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.